Şimdi bursluk sınavında nelere dikkat etmemiz lazım? Birincisi sınava giderken sınav giriş belgemiz muhakkak yanımızda olmalı. Okuldan alacağız bu belgeyi. Nüfus cüzdanımız muhakkak arkadaşlar nüfus cüzdanını istiyorlar. Kalem, silgi ve kalem tıraşımızı kendimiz götüreceğiz. En az iki tane kalem olsun yanımızda arkadaşlar. Uçlu kalem de olabilir. Diğer kalemlerden de olabilir. Silgi leke bırakmayan bir silgi muhakkak olsun. Cep telefonu ve hesap makinesi yasak arkadaşlar. Kesinlikle cep telefonu ve hesap makinesi götürmüyorsunuz. Sınav giriş yerinizi önceden görün. Peki, sınava başlamadan en az yarım saat önce muhakkak okulda hazır bulunun. Biliyorsunuz bununla ilgili son yıllarda bazı problemler yaşanıyor. Onun için sınava başlamadan muhakkak en az yarım saat önce okulda hazır bulunun arkadaşlar. Kitapçığı size verdikleri zaman kitapçığınızı muhakkak kontrol edin. Sayfalarda bir eksiklik varsa hemen oradaki gözetmenlere bildirin ve kitapçığın değiştirilmesini isteyin. Cevap kağıdında birkaç işaretleme olacak. Mesela bunlardan birisi imzanızı isteyecekler arkadaşlar. Evet 5. sınıfta olsanız cevap kağıdına imza atacaksınız. Bir de kitapçık türünü muhakkak kodlamanız gerekiyor. Geçmiş yıllarda TEOG'da biliyoruz arkadaşlar 4 kitapçık türü uygulanıyordu. Büyük ihtimalle bursluk sınavlarında da en az o kadar kitapçık türü uygulanacaktır. Peki neler var bursluk sınavında? TEOG gibi değil arkadaşlar. 4 branş var. Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler. Her bir branştan 25 soru ve toplamda 120 dakika veriliyor. Çok önemli bir ayrıntı var. 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Puanlamada kullanılan katsayılar eşit arkadaşlar. Yani Türkçenin, matematiğin, fenin veya sosyalin birbirine üstünlüğü yok. Her biri için 3 katsayısını kullanıyorlar arkadaşlar. Evet. Sınava girecek olan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.